açısından da büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel eserler. Biraz önce bütün eserleri gezme imkanım da oldu. Sayın Büyükelçi'yle katılıyorum. Bu eserlerin aslında her biri, hepsi birinci ödülü almaya hak kazanabilecek eserler. Bu seneki konu Pakistan sanatı ve el sanatları. Ve bu vesileyle aslında biz Afyon'dan Türkiye'ye tanıtmış olduk ve Türkiye'ye tanıtmış olduk. Bu bize ayrı bir mutluluk veriyor. Çünkü Pakistan'ın çok büyük bir sanatçısı sizlerin de bildiği gibi. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da Pakistan'ı çok değişik yönleriyle, kültürel yönleriyle Sayın Büyükelçimizin sayesinde Türkiye'de, Ankara'mızda tanımaya devam edeceğiz. Bu güzel etkinliği düzenledikleri için başta Sayın Büyükelçi ve Büyükelçilik Pakistan Büyükelçiliği mensupları olmak üzere İl Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı burada verdikleri için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Milli Kütüphanemizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Siz konuklarımıza da katıldığınız, geldiğiniz ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de candan teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden başarılı olan, ödül kazanacak olan gençlerimizi, çocuklarımızı da yürekten kutluyorum. Tekrar hoş geldiniz, teşekkür ederim. Yarışma teması Pakistan sanatı ve el sanatları idi. Jüri Milli Eğitim Bakanı mensuplar derdi. Dereceye giren isimler birazdan açıklanacak. Ama bana göre herkes kazandı. Sevgili çocuklar, size ve Milli Eğitim Bakanı'nın temsilcilerine teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum. Sözlerimi bitirmeden önce Sayın Bakan'ın yardımcısı. Güzel etkinliğin içerisinde olmak durumunda olduğumuzu biz kendimize sanki farz vacip saydık. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Zira Pakistan'ı biz, ben kendi adıma da söylesem, jenerasyon olarak hep kardeş, hep dost, ülke bildik. Halkını kardeşimiz bildik. Ve ben öğrencilerimize, ilçe müdürlerimize, şube müdürlerimize böyle bir etkinlik yapmak istemek durumunda olduğumuzu söylediğimde öğrencilerimizin de gözlerinin parladığını gördüm.